Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi kapsamında Silivri açıklarında iki sabit deniz platformu kuruldu ve sondaj çalışmaları başladı. Denizin altına yapılan sondajla açılan kuyularda doğalgaz depolanacak. NTV'den Korhan Varol ve Cumhur Çatkaya o platforma çıktı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki sabit deniz platformu kuruldu. Sondaj gemisi platformlara entegre edildi. Denizin 25 metre altındaki zemine sondaj yapıldı, doğalgazın depolanacağı kuyular açıldı. Türk mühendisliğinin ürünü bu platformlar kapılarını habercilere ilk kez açtı. Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi. Burası Aras platformu, Silivri açıklarındayız. İki yıldır tüm fazlarıyla birlikte devam eden projede artık son aşamaya gelindi. Yıl sonunda burada denizin altında doğalgaz depolanmaya başlanacak. Çalışmalar iki yıldır sürüyor. Deniz platformlarıyla kara tesisleri arasına boru hatları çekildi. Sondaj işlemlerinde ise yer kabuğunun derinliklerine inildi. Açılan kuyularda doğalgaz depolanacak. 4.6 milyar metreküplük bir gazı burada depolayacağız bu proje tamamlandığında. Bunu şöyle anlamlandırmak lazım. Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacı yaklaşık ortalama yıllık 50 milyar metreküp seviyelerinde. Yani neredeyse %10'a yakın bir kısmını burada tesis depolayabilecek hale gelecek. Bu oran 5 milyon halinin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Ve bu tesisler dünyanın gündemindeki doğalgaz krizi için stratejik öneme sahip olacak. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının akabinde yaşanan doğalgaz, küresel doğalgaz piyasasındaki öngörülemezliklerin de çözümü aslında bu tür altyapı projeleri. O açıdan ülkemizin böyle bir kritik döneme daha güçlü bir şekilde girmesini sağlayan çok önemli bir proje. Sondaj çalışmaları sonunda 12 depolama kuyusu açıldı. Proje tamamlandığında sayı 18'e ulaşacak. BOTAŞ'ın ana hatlarına entegre edilen tesis Aralık ayında faaliyete geçecek.